Senayi Demirci. One minute hocam. Ben de hatırları büyük üç ismi hatırlamakla başlayayım. Yıl 2004. Darbelerin sonuncusu ve o en sinsisi 28 Şubat'ın gölgesindeyiz. Seçim kazanmışız ama Çankaya'da millet iradesinden hazretmeyen birileri var. Çankaya işgalcisinin engellemelerine rağmen atanan TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz ilk defa ciddi bir Ramazan programı yapmak istiyor sunumları bendenize ve mim kemal ökeye emanet. Misyonumuzu tek cümleyle özetliyor genel müdürümüz. Kardeşim, TRT'nin devlet televizyonu değil, milletin televizyonu olduğunu gösterin. Her hecemde bu cümle kılavuzluk etti bana. Allah mahcup ve mahzun etmedi. İkinci isimse o sıralar Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıydı. Mehmet Görmez programların içeriğine dair yapıcı eleştirileri ve zarif tavsiyeleriyle bıçak sırtında durduğumuz o zor günlerde teşvikçimiz oldu. Olağan şüpheciler nezdinde kefilimiz oldu. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı görevine emanet aldı Görmez Hoca. Sizin de şahit olduğunuz üzere Diyaneti devletin soğuk yüzünün baktığı yer değil, milletin gönlünün aktığı yer yaptı. Bu iki özel insanı tercih eden elbette ki Recep Tayyip Erdoğan'dı. Erdoğan 2002 yılından başlayarak devleti milletin malı yapmak üzere kolları sıvadı. Bunun zor olacağının farkındaydı elbet. Yılların tortusu vardı. Çekemeyenler çoktu. Bürokratik vesayet alabildiğine küstah ve yüzsüzdü. Kuvvetler ayrılığı paravanıyla, millet iradesini perdelemek üzere yetkilendirilmiş rejim nöbetçisi kurumlar işi kapatma davasına kadar götürdüler. O devlet başından beri milleti devlet malı sayıyordu. Neredeyse TMO'da stoklanmış miktarı ve kıvamı belli bir malzemeydi millet. Devlet ne zaman milletin eline geçecek gibi olursa, devletin adamları milletin eline dipçikle vurdu darbe yaptı. Devleti milletten kaçırdı. Darbe anayasasının değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddeleri, devletin millete rağmen şekillendiğinin, milleti yok sayarak yürümek istediğinin mührüdür aslında. Bu notlar bir kenarda dursun. FETÖ krizinden sonra ara ara cemaatlerin diyanete bağlanması dillendirilir oldu. Daha yumuşakça ifade edildiğinde ise cemaatlerin diyanet tarafından denetlenmesi teklif edilir oldu. İyi güzel de kulağa hoş da geliyor ama birincisi cemaat dediğimiz milletin ta kendisidir. Gönüllü iyilik hareketlerinin zembereğidir. İkincisi cemaat adına yaslanarak örgüte dönüşmeler, dinin kredisini kullanarak insan sömürmeler, cemaatte saklı saf enerjiyi gözden düşüremez. Devlet cemaatin bin bir emekle inşa ettiği iyilik harcına değil, örgütlenme tezgahına laf etsin. Birileri altın diye piyasaya teneke sürünce altının kıymeti gözden düşmez elbette. Üçüncüsü, cemaatte saklı gönüllülük ve feragat sayesinde bu memlekette adam yetişiyorsa cemaatler eliyle yetişir, cemaat mensubu insanlar vardır tankın önünde, bayrağın yanında, salanın yankısında, milletin gönlündeki merhameti, sehaveti ve uhuvveti mayalayan sırdır cemaat ruhu. FETÖ'nün bize yaptığı darbe bu kadim ve sahih değerleri suistimal etmesi oldu. Eğer FETÖ'yü gerekçe gösterip cemaat ruhunu tehlikeli görürsek, FETÖ'nün darbesine yardımcı oluruz, darbeyi gerçekleştirir ve genişletiriz. Hem bunda şaşılacak bir şey yok. Elbette ki sahtecilik cemaat mayası üzerinden yapılacaktı. Herkes bilir ki sahtekarlık sahih değerler üzerinden yapılır. Kalpazanlar en değerli banknotları taklit eder. Geçerliliği olana yaslanarak geçersiz değer üretir sahtekarlar. Uzatmayayım. Cemaatler dediğiniz milletin kendisidir hocam. O millet sonunda ağır bedeller ödeyerek nihayet devletin sahibi olmuştur. Bakınız 15 Temmuz. Millete ait olan devletin bir kurumu milleti kendine ait yapamaz. Müsaade edin, diyaneti millet denetlesin. Hakkını verin, diyanet milletin malı olsun. Millet sahiptir, sahip olunan değil. Senayi Demirci, Diriliş Postası